soft boy poz tartışması. Öyle ki Cumhurbaşkanı bile hani bu üsluptan aman dikkat edelim, hani sonra liderler birbirlerinin yüzlerine bakabilsinler diye. Siz rahatsız mısınız? Şimdi ben tabii rahatsız olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir defa benim buradaki ifadem, hep bunu söylerim. Ve siyasi bir soy olduğunu da ben açıkladım tekrar. Ama bunu kalkıp kendi üzerine çekmesi ayrı bir sorun. Zaten her şeyde böyle bir şeyler araştırılıyor. Bakın ben şu kampanyanın başladığı andan itibaren lütfen benim konuşmalarımı inceleyin. Konuşmalarımda benim ağırlıklı olarak anayasayı göreceksiniz. Ama bir de muhalefetin konuşmalarını inceleyin. Orada içerikle ilgili doğru dürüst bir şey görmeyeceksiniz. Bakın ben mesela bir şey söylüyorum. Nedir? Söylemek durumundayım. Niye? Çünkü bir lider, siyasetçi tezini dürüstlük üzerine bina etmelidir. Örneğin ben başörtüsü sorununu çözeceğim diyor. Bunu ancak ben çözerim diyor. Şimdi ben buna cevap vermezsem bir defa siyasi bir sorumluluğu yerine getirmemiş olurum. Bunu eleştiriyorum diye eğer eleştiri yapıyorsanız, ağırdır bu derseniz, bu da bana haksızlık olur. Zira biz MHP ile el ele verdik. Ve 411 oyla biliyorsunuz eğitim özgürlüğüne yönelik olarak kızlarımızın başörtülü olarak üniversiteye gitmesinin önüne açacak böyle bir yasa meclisten geçti. Meclisten geçtikten sonra iki şey benim için çok önemliydi. Bir, malum bir medya grubunun ertesi gün attığı başlık ileri demokrasi adına bana göre çok büyük bir darbeydi. Adeta bir katliamdı. Neydi o? Kaosa kalkan 411 el. Bu insanlar demokrat olamaz. Ve bu insanlar demokrasiden bahsedemez. Bu insanlar demokrasinin temsilcisi, savunucusu olamaz. Bu bir. İkincisi, bu istikamette ana muhalefet partisi CHP ne yapmıştır? Bu işi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştür. Ve burada CHP şu andaki genel başkanın da o zaman imzası var mıydı? Vardı. E şimdi hangi yüzle sen çıkıp da milletin karşısına bu işi ben çözerim diyorsun? Ve içinde bulunduğunuz siyasi parti zaten zihniyeti itibariyle, soyu itibariyle de bu işlerde her zaman karşı olmuştur, karşı durmuştur. Bakın gelmişlerdir mesela Gazi'de, o bölgede çarşaflı bayanlara rozet takmışlardır. Ama orada o rozeti takanlar birkaç gün sonra bir otobüsten çarşaflılar tekme tokat atılmıştır. O otobüs partinin seçim otobüsü. Aynı şey Mersin'de yaşandı. Ya siz busunuz. Ben bunu anlatmak istiyorum. Ve tabii üzücü bir yanda şu. Biz 411'de MHP ile beraber hareket ettik. E şimdi de kalktı. İşte ben bunu çözerim diyen ama daha sonra bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP Genel Başkanı'nın şu andaki arkasına onlar da vagon oluyor. Bunu söylüyorum. Söylemek durumundayım. Değerli arkadaşlar, benim de halkıma bir vücut diliyle olsun, hakikati anlatma noktasında olsun gerçekleri anlatmam lazım. Ve ben burada ne MHP tabanını ne CHP tabanını değil, ben tavanını eleştiriyorum. Tabanlarını tenzih ediyorum. Ama tabanlarına da hakikati, gerçekleri anlatmak durumundayım. Çünkü ülkede bir dürüst siyasete ihtiyacımız var. Bakın taban bunu yapıyor. Yani bu gerçeği görün. Ama taban olarak da siz benim kardeşlerim olarak buna uymayın diyorum. Söylediğim benim bu. Yani siyasi söylem bütünlüğünden söz ediyoruz. Evet, bunu söylüyoruz. Bunu da söylemek durumundayız. Evet. Ki buradan herkes nasibini rahatlıkla alsın. Ben MHP'liye de kardeşlerim diye hitap ettim. CHP'liye de kardeşlerim diye hitap ettim. BDP'liye de kardeşlerim diye hitap ettim. Bunları dinlediyseniz eğer herhalde burada bir kin, bir nefret görmemeniz lazım. Kardeşlerim diyorum. Evet. Düşmanlarım demedim.
Böyle bir şey yok. Türban meselesi tabii çok